Gülsüm Hanım'ın bugünkü projesinin adı Fırfırella. Saklamış bir de. Bir de saklamış, bir de saklamış. Sakladım. Aa, şahane bir şey. Cadı gibi çalışıyor Gülsüm'cüğüm. Fırfırella'yı bir önce görelim. Sonra önce yapalım. Anlatalım sonra. Önce anlatalım sonra görelim. Buyurun. Ve şey hiçbir yerden görmeden yap. Kendisi evet. Yaptı tamamen kendisi başladı. Kendisi uydurdu tasarımı. Fırfırella. Adı Barış Turallı'ya ait Fırfırella şeyini, yeleğini yapıyoruz. Yönetmenim sizin adınızı verdik. Yani sizin bulduğunuz adı verdik daha doğrusu özür dilerim. Yapıyoruz Fırfırella yeleğini. Buyurun Gülsüm Hanım. Bunun için şu hani egzantrik... hani böyle bunun kırmızısından Carmen gülü falan yapmıştım. Bakın efendim şöyle şöyle istediğinizi yapabiliyorsunuz. Sibel ya tığınla bir tane sana vereyim de sen de bundan bir atkı yap şurada hemencecik. Onu yapayım mı yoksa her birinden bir yelek çıkıyor seyircilere hediye gönderelim diye getirdik. Öyle mi? Tane. Evet. Her birinden evet. Bir yelek mi bebek çıkıyor? Bir bebek o zaman ziyanet etmeyelim. Evet. Bayılacaksınız çünkü. O zaman kaç tane? Dört tanesi size armağanmış bugün. İster Fırfırella yelek yaparsınız, ister Tırtırella atkı yaparsınız. Vallahi bilmiyorum ben yani, bilmiyorum. Bugün enerjim iyi ya, süper. Maşallah. Evet, evet. Gösterelim. Şimdi bir kafes yelek hazırladım. Evet. Bildiğimiz kafes. Kaç aralığı zinciri? 55 zincir çekiyoruz. Evet. 2 sıra ikili trabzan yapıyoruz. 2 sıra ikili trabzan yaptıktan sonra 4 sıra kafes yapıyoruz. Tamam. Kafesimizi yaptıktan sonra o işleme geçiyoruz. Hadi geçelim o işleme. Bir dakika göstermiyor. Bravo. Hadi. Bak onu görmedim de onun için nasıl anlatacaksın diye evet. Merak ediyordum. Profesör. Evet. Burada 5 zincir çekiyoruz. Tamam. Kenarına dönüş yapıyoruz ve Fırfırella'yı elimize alıyoruz. Fırfırella'yı elimize alıyoruz. Evet Gülsüş'üm. Evet. Ondan heyecanla bekliyorum. Tekrar bunun ikisini böyle bir takıyoruz ve tığın üzerinize alıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tamam. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızı üzerine alıyoruz. Vay. Bakın. Orada kaç tane atlıyorsun Fırfırella'nın yuvalarından? Hiç atlamıyorum. Her yuvaya bir tane Her mi? Yuvaya bir tane yapıyorum. Ya Sibel bu süper güzel bir fikir. Bundan yastık yapabilirsiniz. Çocuk battaniyesi yapabilirsiniz. Çok değişik renkleri var bu Fırfırella'nın. Hırka olur. Hırkanın hırka söyle kaza kollarına. Şahane şimdi göstereceğim. Bayılacaksınız. Ayrıca bugün sevgili Nimet Güngör'ün de doğum günü. Onu kutluyorum. Bir yaş küçüldü bugün. Biz artık büyümüyoruz, küçülüyoruz bir yaş. Efendim yanaklarından öpüyorum. Sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İyi ki varsın Nimet Hanım. İyi ki seni tanımışız, seni seviyoruz. Buradan ailecek evet. Bütün Derya'nın Dünyası programı olarak hepimiz sana mutlu yıllar diliyoruz. Bunu, evet. bunu bu şekilde başa kadar. Bir dakika şimdi şuradan kadar görelim. Olay bu. Evet. Ay çok güzel Gülsüm Hanım. Ne diyorsun? Çok güzel düştü. Çok güzel. Açayım mı o zaman? Açıl susam açayım mı? Açalım. Açalım mı? Çok çok güzel oldu. Açıyorum. 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 Açtım. Buyurun. Şimdi kız çocuğu eteği yapabilirsiniz. Arkasına yapmayacağız çok kabar kabar olmasın. Önüne yaptık. Etek yapabilirsiniz, yastık yapabilirsiniz. Mutfak banyo perdesi yapabilirsiniz. Diz örtüsü yapabilirsiniz. Koltuklarınızın üstüne örtü yapabilirsiniz. Hadi yazın. Olan herhangi bir kazak ya da şey dediği gibi kol, ağzı, yaka, kenarı yapabilirler. Evet, o da olabilir. Hı-hı. Çocuk giymiştir kazağını, sıkılmıştır. Bu tür bir şey yaparak onun ruhunu değiştirebilirsiniz. Hırkasının şöyle ucularına koyarlar. Hırkaların ucularına uzatırlar boyun dolayı. Bana da uç dedirttin gözünü evet. Uçlarına. 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 evet yani çok işe yarayacak bir şey. Şöyle gösterelim. Bakın şu şekilde. Her dört sırada bir mi yapıyorsun? Her dört sırada bir. Evet şunun boyu kadar evet. Şey yapacağız. Yer bırakacağız. Ve o şekilde
Ay Gülsüm Hanım, bu çok şık bir şey oldu. Özellikle kız çocukları için şahane bu kafesten bir etek yapın. Ondan sonra fırfırellayı her yerine dönerek geçirin. Çok şık bir şey. Yani kız çocukları bu katlı şeylere bayılırlar. Evet, çok farklı renkleri de var. Çok farklı. O karmen rengi çok güzeldi. Evet. Başka ne renkleri var Sibel? Siyahı var. Ha, siyahı çok güzel. Beyaz siyah var. Evet. Siyah beyaz. Profesör hepsine hakim. Evet. Kırmızı beyaz var. Kırmızı beyazı da çok güzel oluyor. Hakikaten çok güzel. Başka boyun için atkı biliyorsunuz bunlardan yapmıştık. Renk renk ve çok basit. Yarım saatte 20 dakikada bir boyun atkısı veya dekolte kapatıcısı yapabiliyoruz. Başka ne yapabiliyoruz? Bu. Başka bu. Bu. Şimdi... Yarın mı yapıyoruz bu projeyi? Evet. Yarın şahane bir proje yapıyoruz. Ama önce bir ev ödevimiz var. Ev ödevini hemen veriyorum ve reklama gidiyorum. Eğer torununuz varsa, erkek aşırı böyle heyecanlı, hiperaktif bir çocuğunuz varsa, evde top oynuyorsa, her yeri kırıyorsa, şahane bir fikir var. Yani kız çocukları da bayılıyor evde top oynamaya artık. Evet. Hele iki kardeş, hele bir de babaları. Babaları da öyle çocuk ruhluysa, at yavrum topu, kıralım camı falan gibi diyaloğa giriyorlar. Yapmıyorlar mı? Çok tanıdık geldi diyor. Kaç yaşında oğlum? 8. 8. Sen de annen bundan hazırlasın. Yarın şu parçayı hazırlıyorsunuz kaç tane? 6 tane. 6 tane. Bir şey yapacağız ki... Ya Allah razı olsun diyeceksiniz. Şimdi bunun hazırları da satılıyor. Hazırından da yarın geliyor. Hem size hediye edeceğim hem fikri göstereceğiz. Sibel, bunun şablonu var mı internet sitesinde? Koymadık ama koyarız bugün. Çıkışta koyalım. Çıkışta biraz... sayılarını da koyarız. Bu şekilde evet. Başlayalım. Bunların... Şimdi bu kaç sayıları hemen söyle ve ekleme gidiyorum. 12 zincirle başlıyoruz. 12 her yuvaya bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. 24 olana kadar iki taraftan artırıyoruz. 8 sıra hiç artırmadan örüp tekrar eksiltiyoruz 12 kalana kadar. Fırfırella. Bir fırfırella yaptın yıkılıyor burası. Sibel, fırfırellanın da görüntülerini koyalım. Tamam. Şimdi çektim. Sibel de bir şal yapımını gösterecek. Atkı yapımını gösterecek. Ama önce Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım harika bir yelek yaptı. Bunu bir yerden görmedik. Tamamen kendisi bizim tasarımcı... yaptı, uydurdu. Harika oldu Gülsüm Hanım yalnız bu var ya. Ya yani bunu şöyle bir bak. Yani biraz çocuk şeysi ama. Evet. Ama bak. Bak. Öyle yani baksana. Büyüklere de olur. Büyüklere olmaz olur mu? Şahane olur. Olur. Çok güzel. Şimdi Gülsüm Hanım bu kafesi nasıl hazırladık onu da söyleyelim. Ondan sonra fırfırella kısmına geçelim. Tamam. Bugün 4 izleyicimize böyle küçük bir çocuk yeleği bir tane çileden, yumaktan çıkıyor. Yumaklarda böyle. Artıyor. Yani. Bu da artıyor. Artıyor bile. Ondan da belki çocuğa bir küçük atkısını veya saç bandını yapabilirsiniz. Çok güzel. Bunları size armağan ediyoruz. Evet. 5 zincir çekiyoruz kafes yapmak için. Evet. Bir tane ikili trabzanı atlıyoruz. İkincisine batıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir tane boşluk bırakıp ikinciye tekrar aynı bu şekilde. Bu kafes başa zaten kadar... ana şeylerden bir tığ. Standart. Standart bir şey. Bu kafesi mutlaka öğrenmek lazım. Evet. Pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Ve zincir çekip ikili trabzan yapmayı bilen herkes bunu yapabilir. Evet. Evet, pek çok şey yapılabilir. Arasından kurdele geçirilebilir. Arasından başka yün. Eskiden böyle paltolar falan yapılırdı biliyorsunuz. Çaput. Çaput kumaş geçiriliyor. pek çok şey yapabilirsiniz. Yani bu kafese... Her zaman ihtiyacımız oluyor. Evet, sonra buraya kafesleri gelelim. Kafesleri yap bitirdikten sonra. Kaç sırada bir koyuyorsun 4 ikinciyi? Sırada. Mesela 1, 2, 3, 4 kafes sonra bir yenisini koyuyorsun. 5 zincir çekiyoruz. Tekrar bu konuyla ilgili bir sorunuz varsa hemen alabilirim. Burada otururken hemen cevaplayalım. Eğer bir soru varsa. Zincir çekiyoruz. Pastanın tarifini mi? Dilara Bölükbaşı pastacı tarifini bir verin. Teşekkürler. O neydi? Pastiç. Ha pastiç. Pastiçi bir kere daha vereceğiz. Tamam. Tekrar yayınlar mısınız? Yayınlayacağım. Şimdi gidiyorum mutfağa doğru birazdan. Hemen yayınlarız.
yaptığımız yeleği biz arşiv olarak tutuyoruz. Size bundan gönderiyoruz sadece. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Siz kafesi yapıp sadece önlerine o fırfırları koyuyorsunuz. Evet Gülsüm Hanım. Buralarda zaten tığlara yapabilirler, şişlere yapabilirler, her şeyde yapabilirler bunu. Evet, şişle örerken de olur bu. Olur. Aynı şekilde bilmiyorum diyorsanız şişle de yapabilirsiniz. Şişle de olabilir. Buralarda zaten yerleri hemen alıyorsunuz tığınıza, geçiriyorsunuz. Beraber iki trabzan yapıyorsunuz. Onu da oraya sabitlemiş oluyor. Evet. Çok güzel. Yani öyle bir oturdu ki şöyle üst üste üst üste, yani fisto ne derdik buna? Fırfır. Fırfır. Fırfır yapar gibi, yani kumaştan fırfır yapar gibi böyle yaptık. Ben bunu yani gerçekten çok beğendim. Çocuk eteği, battaniye, tekrar ediyorum. Mutfak perdesi. Olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Mutfağınızın rengine uygun bir şey seçersiniz. Valla çok güzel. Bence çok güzel. Mesela natürel bir şeyden yapılabilir. Renkten. Natürel iplerden. Hı-hı. Paket ipleri Eminönü'nde böyle toptan paket ipi satılıyor. Ondan bir kafes örüp oraya bundan koyabilirsiniz. Daha aralıklarla yapabilirler. Daha arada kafes görünsün istiyorlarsa. Valla diledikleri yani gibi. Çanta olur. Çanta çok güzel, çok güzel olur. Yazlık çantalar. Evet. Bravo Sibel. Çok güzel. Sibel, peki bu yünden diyorum, bu fırfırdan bir atkı yapmak istersek nasıl kullanıyoruz? Atkı yapmak için hiç zincir falan çekmeden direkt bu yünle başlıyoruz. Şu baş tarafı düzgün dursun diye şöyle ikiye katlıyorum. Zaten bunların bu tığ geçirecek yerleri belli. İlk yerden geçip bir, ikinciyi bir tane atlıyorum. İçinden şöyle zincir gibi geçiriyorum. Bu benim halkam oluyor. Bir, ikinciyi atlıyorum. Eğer çok farbelalı fırfırlı olsun istemiyorlarsa atlamadan direkt bir sonrakine yapabilirler. Ama bunda da eğer böyle fosur güzel fosur olsun istiyorlarsa bir atlıyorum ikinciye. Böyle bunu içinden geçirerek o kadar diledikleri basit boya gelene kadar, işte bu kadar basit. Çok güzel. Saç tokaları yapabilirsiniz bu şekilde. Olur. Altına lastik koyarak evet. Böyle gül gibi yapıp tokanın ucuna yapabilirsiniz. Yani artık orada sizin maharetiniz de. Kermeslerde ve tezgahlarda önemli. Satış yapan hanımlar için ideal bir şey bu. İdeal. Çok çabuk yol aldığı için. Evet, yarınki şeyimizi söylemek onu istiyorum. Onu diktim ama. Diktinse göstermeyeceğim. Kaç, ne kadar tığ onu söyle. 3 numara tığla, ince bebe yünüyle yaptık biz. Hafif olması gerekiyor çünkü. 12 tane zincir çekip her yuvaya bir tane batıp ikili trabzan yapacaklar. Sonra her sıra başında ve sonunda artırarak o 12 trabzan, bir 24 yaprak gibi parça 24 yapacağız. Trabzan olana kadar çıkıyorlar. Sonra 8 sıra hiç artırmadan 24 trabzanı örüyorlar. Sonra yine her sıra başında ve sonunda eksilterek 12 trabzan kalana kadar. Bu şekilde 6 parça örüyorlar. 6 evet. Parça örüp yarın bizi bekliyorlar. Peki sen bunu çektin, kendi bilgisayarında mı çektin, benle mi fotoğrafını çektim? Fotoğrafını çekmedim, sadece yapılışını yazdım. Onu yapılışını yapamadım. Yazdım. Hı-hı. Onu yapamadım. Çekip peki yapamadım hala. Twitter'da. Onu da çeker koyarız. Size bir tane şablon göndereceğiz. Onu print alırsınız veya oradan bakarak parçanızı örersiniz. Yarın şahane bir proje yapacağız. Yani kaçırmanızı istemem. Torunlara... Efendim. Başa kadar geldik. Bunu da böyle bu şekilde... Bir dakika dur. Onu da görelim. Evet. Tamam, doğru söylüyorsun Gülsüm. Bu şekilde kesiyoruz. Atmıyor da. Yok, hiçbir şey olmuyor. Süpersin Gülsüm. Süper. Deryalı, deryalı, deryalı fikirler. Harika bir fikrimiz var. Fikrim geldi. Fikrim geldi Sibel. Bu nedir? O bir altıgen. Negen diyecektim sana. Altıgen. Altı diyecektin. Negen. Altıgen. Altı. Altıgen. Altıgeni herhangi bir yerden bulup çizebilirsiniz. Bizim altıgenin kenarları kaç santim? 5 santim. Yani o daha doğrusu düğmeye göre yaptım ben. Yaptıkları düğmeye göre kendileri ayarlayacaklar. Şimdi düğmeyle bu altıgeni güzelleştireceğiz. Ne yapıyoruz? Altıgenimizin üstüne bir şey koyuyoruz değil mi? Altıgeni kesiyoruz buradan önce. Önce kesiyoruz evet. Önce kesiyoruz. Kesin mi? Kesin. Altıgenimizi. Kesin. Altıgenimizi kestikten sonra... çok güzel bir bardak altlığı gösteriyoruz. Yazlık evlerinize yaparsınız, evinize yaparsınız.
Düğme uygun fiyatlı düğmeler alın. Yalnız bir tek özelliği var. Aynı boyda düğme alacaksınız. Bir keçeye ister kahverengi olsun, hı, ister yeşil olsun, bir keçeye iğneliyorsunuz. Kahverengiden mi yapmak istiyordun? Yok. Hazır zaten bizim yapacağımız. Şöyle yapıp, kenarından bu kesiyoruz. Kenarından kesiyoruz. Kesilmişi var, var bizde. Derslerimize çalıştık. Şu şekilde bu altıgeni de yayınlayacağız. Yani tam güzel bir bardak altlığı olacak. Bizim düğmelerimiz şöyle çeşit çeşit düğmelerimiz var. Ben bunu nereden almıştım? Bunu Eminönü'nden almıştım. Bende bir de düğme merakı var. Evet. Yani niye yani insanların bak ne güzel takılar, tukular, ayakkabılar, çantalar. Ya bir insanın düğme merakı olması nedir yani? Ama yaptığımız işle ilgili bence. Evet. Şimdi çok güzel sedef düğmelerimiz de var. Aynı boy olmasına özen gösteriniz. Küçük de yapabilirsiniz. Ama bu boyla daha iyi oluyor. Bence bu boyla çok ideal oluyor. Evet. O zaman koyalım altıgenlerimizi şöyle. Nasıl yapıyoruz Sibel? Şimdi ben seni takip edeceğim. Şöyle buradan ben bunu da yapayım mı? Sen onunla yap, ben de bununla yapayım. Şimdi önce bir çiçek oluşturuyoruz. Tam ortaya bir tane koyuyoruz. Evet, bir dakika. Daha sonra yapıştırırız. Sonra etrafına 6 tane düğmeyi diziyoruz. Bir dakika. 3, 4, 5 ve 6 oldu. Bir papatya oldu yani, evet. Şöyle altılı bir, evet, papatya oldu. Sonra papatya olduktan sonra şunları şöyle yaparsak. Bakın bir tane şu iki tane düğmenin ortasına koyuyorum. Evet. Burayı üçlüyorum. Üç tane. Sonra aşağı doğru siz de tam üç. Aşağı doğru bir, iki. Bir kenar daha tamamlandı. Aşağı doğru bir, iki. Yine bir, iki. İlk başta üçü yaparlarsa o rehber oluyor. Evet, benim aynı cinsten düğmem olmadı. İki. Yine aldın kendine bir. Şey düğmeleri, çok olan düğmeleri. Vallahi, bana yani. Vallahi hepsi aynı boy. Hepsi aynı boy da yok yani, o tamamlamıyor şu yeşil. Yok, karışık olsun diye ben öyle yaptım. Size tamam. Aynısını vereyim. Karışık olsun. Yani Sibel, yani beni şu ekranda rezil etmek için elinden ne gelirse. Vallahi yok. Oradan aşağı doğru iki. Sonra sağa doğru iki. Tamamlamadı bir sırayı. Evet. Şuraya da şöyle. İki. 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 En son bir kalıyor. Zaten altıgen pıt diye oluşuyor. Yalnız çok güzel bir şey. Ya benimki niye oturmuyor Sibel? Yok işte oturdu. İşte. Şimdi bunu tabii ki yapıştıra yapıştıra. Şimdi kaldırıp yapıştırmak daha doğru, hı-hı, değil mi Sibel? Evet. Oturması, evet, açısından. Hakikaten çok güzel bir bardak altlığımız oluyor. Süper. Evinizin renginde bir masa takımınızın, sehpa takımınızın veya mutfak tezgahınıza uygun renkte bir keçe seçersiniz. Ya da bunu mesela daha büyük yaparlar, nihale gibi olur, sürahi altına konur. Bence de çok güzel. Nasıl ister gittikçe güzel büyütürlerse, ne kadar isterlerse o kadar büyütebilirler. Hakikaten süpermiş. Çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Aynı renkten olsa daha mı iyi oluyor Sibel? Ben mesela karışık tercih ederim. Şimdi ben onu çok sevdim. Yemin ediyorum onu çok sevdim. Şimdi bak Sibel, yani şimdi ben böyle yaptım diye benimki öyle hani gidince şey yapmayalım diye öyle söylüyorsan. Yok, yemin ediyorum ben bunu tercih ederim. Yemin ediyorum ben de bunu tercih ediyorum. Aklıma bir fikir daha geldi. Ha, şu anda belki bundan daha büyük yapılsa, iki kat yapılıp bir çantanın yüzeyi kenarına da böyle şurasına hani derinlik için bir parça dikilse, bir çanta da olabilir. Her şey olabilir düğmeli. Sibel. Değil ben mi? Buradan fikri aldım, giderim. İlerlerim yani. Çok güzel. Vallahi. Fakat yakında yine bir projemiz var. Dün bahsetmiştim. Kolay dantel yapımını göstereceğiz size. Efendim öyle böyle değil yani. Böyle oturup saatlerce böyle böyle örmeyeceksiniz. Yani dantel şık, şık ve masanın kenarına tık. O şöyle kadar diyeyim. Yarım saatte bir dantel masa örtüsü, aplikeli dantel masa örtüsü yapıp sofralarına serebilirler. Yapma ya. Hem 12 kişilik. Hadi canım. Vallahi. Ay inanmıyorum. Ay Nur, merak ettim. Yemin ediyorum. Vallahi. Yarım saatte. Ben bu fikri geçen gün Bebek'te gidiyorum. Bir dakika, bu fikri anlatayım başını. Bir dükkanın önüne geldim. Ay bir danteller var, bir danteller var. Sibel'e dedim ki, hemen telefon açtım. Sibel, bir danteller var ki hayatta yapamayız dedim. Sonra dedim, dur niye yapamayacağız? Yapacağız bu danteli. Sen şimdi dedim, nokta, bıdı nokta, bıdıyı bul. O bıdı bıdıyı, o kamerilerin bıdı kulakları çınlasın. O bıdı bıdıyı keten bıdı bıdıyla birleştir bakayım nasıl oluyor Sibel dedim.
Hemen 10 dakika sonra telefon. Hazır masa örtüsü dedi bana. İnanmıyorum dedim. Hemen yapacağız o zaman dedim. Kolay, ucuz, basit. Yani biz yaparsak öyle olur. Biraz uyduruk yine ama olsun. Şimdi insan bir dikiş bilgisi bildiği zaman bir patron yapıyorsunuz. Şurada olduğu gibi bir altıgenin patronunu yaptık buraya. Çizdik, patron çıkarttık. Bu patronu kumaşımızın üstüne koyduk. Aslında bütün bilgiler bir yerde böyle birbirine pekişiyor. Hı hı. Bunu buraya iğneledik. Bunu kestik. Ve kendimize bir altlık bir taban elde ettik. Buraya kadar bir dikiş bilgisi evet, bu. Evet. Değil mi Sinan? Evet, matematik, geometri. Geometri ve dikiş bilgisi. Yani bu birleşti. Şimdi burada yaptığımız gayet uyduruk sanılan bir şey ama aslında bir matematik. Şunu Sibel dün bana o çalıştı, sonra bana gösterdi bunu. Bunları tam oturtmazsanız mesela Sibel'in yaptığı gibi ortaya bir tane, sonra altı tane buraya. İllaki altı olacak. Şuraya üç, buraya iki. Hı. İki, 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 iki. Yani o şekilde oturuyor. İki, bir kalıyor. Sonra. Evet, en sonunda bir kalıyor. Yani kendini gösteriyor şu altıyı yaptıktan Hı. sonra. Ama buna da bir çalışmak, buna da bir emek vermek, çok basit olan bir şeye evet. bile bir küçücük matematik, göz, dikiş, işte hepsi burada küçücük emek bir şey ve için zaman harcamak emek gerekiyor. Ve zaman harcamak gerekiyor. Şimdi ben şuraya kadar yapıştırdım reklam arasında, hiç durmuyoruz. Yapıştırdım, şimdi Sibel yapıştıralım. İki mi koyacaksın şimdi? Evet, şimdi iki devam edeceğim. Evet, renk koyayım. Pembeyle geleyim. Bakın üç dedim burayı. Evet. Şimdi bu tarafa dönüyorum. İki yapacaksın. Evet. Yani aslında oralarda üç de hani yaparken iki koyuyoruz. Sonunda üçe tamamlanıyor. Tamam. İki. Üç. Dönüyorum. Oldu. Yine iki. Bir. İki. İşte şimdi son araya da bir tane yapacağız. Evet. Şimdi burada bakın bir tane sağda kalıyor. Ve solda bir tane de yapınca orası üçlenecek. Tam bir altıgen oluşacak. İşte böyle. Bunu çok beğendim bu fikri. İstediğiniz renklerde altı tane, yani bugün gidiliyor bu bardak altlıkları dediğimiz şeyler, hani sehpamızı çizmesin, tezgahımızı çizmesin evet. dediğimiz şeyler. Şöyle bir şey en az 5 liradan satılacak. Kesinlikle. Yani eğer siz bunu kendiniz düğmenizi toptan alıp, keçenizi alıp yaptığınız zaman... Da evdeki düğmelerle, polarla da yapabilirler. Kalın keçe bulmakta zorlanıyorsa. Yapabilirsiniz. Evdeki ha? herhangi bir materyalden yapabilirsiniz. Mantar plakalardan olur. Kırtasiyelerde süper var. Süper güzel olur. Süper ha? güzel olur. Yani çok daha uygun fiyatla ve kendinizin yaptığı bir şey olur. Bardak alabilir miyim oradan iki tane? Ya ben senin bugün kavanozda yaptığın şeye takıldım. takıldım. Çok iyi bir fikir. Çok iyi bir fikir. İki kavanoz koyup iki kişiye ayrı ayrı da evet. yapabilirsiniz. Çorbanın lezzeti, yani reklam arasında baktım, kokladım. Çorbanın bütün o kokusu, rayası içinde kalmış. Süper. Yani iki kişiye de yapacaksanız iki ayrı kavanozda aynı malzemeyle yapabilirsiniz. Süper. Veya ne bileyim eşiniz tavuk suyuna seviyordur da siz et suyuna seviyorsunuzdur. Evet. Kendinize aynı tencerede İki et suyulusunu, evet. yani sevgilinize evet. de tavuk sulusunu yapabilirsiniz. Ne evet. güzel, kavga çıkmaz. Kavanoz akşam kardeşim. Adam surat asmaz. ya ben bu et sulusunu istemiyorum falan gibi şeye de veya gerek çocuklar kalmaz. Arasında. Hakikaten çok güzel. Fikir. İki çocuk ayrı ayrı şey seviyordur. Biri sebze seviyordur da biri mercimek seviyordur. Ya biri evet. kerevi seviyordur. Evet, hakikaten ikisini ayrı süper. Ayrı bir... Ben bittim bu fikre bittim çok güzel. Benim için artık olay çorba kavanozdadır. Bakın bardaklarımızı böyle koyduğumuz zaman balkonlarda artık ne bileyim yazlık evlerde ben bu fikre bayıldım Sibel. İsterseniz nasıl bir şablon çıkaracaklar kendi düğmelerine göre onu da bir tekrar edelim mi? Evet. Şimdi ellerindeki düğmeden 19 tane düğme gidiyor. Hah onu söylemedim. 19 evet. tane düğme. Hemen ortaya bir tane koyup şöyle altı tane çevresine koyduktan sonra tamam. üç yani. Buradan başlıyorlar. Üç. İki aşağıya. İki şöyle gelip. Evet. Böyle çevresini böyle ondan sonra bir kağıda çizecekler. Bir kağıda çizecekler.